Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Kampı'nın 30. haftasının 5. videosundayız. Evet bu kitabın son videosundayız. Hüzünlüyüz ve çok mutluyuz sizleri geliştirdiğimiz için. Sizleri iyi bir noktaya getirdiğimiz için. Videonun sonunda konuşuyoruz isterseniz. Şimdi ne yapıyorduk biz? Bizler katı cisimlerden sonraki ÖSYM benzeri soruların çözümlerini yapıyorduk ve test 5'in çözümünü yapacağız bu videoda. Özellikle bu seride ÖSYM benzeri sorular kısmında katı cisimler kısmında yani Tam böyle öğrencilerin en eksik olduğu kısımları böyle nokta atışı sorular var burada. Yani bu seride bu testte de aynı şekilde. Böyle tam böyle uç noktadaki eksik kalan parça tam buralarda tamamlanıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Bu ÖSYM sorularını böyle bu şekilde eklememizde. Zaten sorulardan da göreceksiniz. Hadi bakalım testin çözümlerine başlayalım. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. İsmail tabanı kare şeklinde olan hastane asansörünün içine asansörün önüne kadar getirdiği ve boyutları 3, 4, 5 birim olan şöyle boyutları şöyle çizeyim istersen 3, 4, 5 birimmiş. Hemen yazdık. 3, 4 ve 5 birim olduğunu yazdık. Bir dikdörtgenler prizması biçimindeki ilaç kutularını asansörün tabanına boşluk kalmayacak ve kutular üstüne gelmeyecek şekilde yerleştirmek istiyor. İsmail bu kutuları yüksekleri 3 birim olacak şekilde yüksekleri 3 birim olursa yani şu yüzeyi üzerine yatıracak. Tabanı 5 ve 4 olacak ve asansörün tabanı neydi arkadaşlar? Kare şeklindeydi. Asansörün tabanı kare şeklindeymiş. Peki. Yüksekliği 3 birim olacak şekilde yerleştirdiğinde. Yani 4'e 5'lik dikdörtgenler koyacağım. 4'e 5'lik dikdörtgenlerle ben bu yüzeyi böyle ne yapacağım arkadaşlar? Kaplayacağım. E kapladığım zaman bu asansörün zeminini dolduracağım. Ve artı 3, ne oluyormuş? 18 tane kutu dışarıda kalıyormuş. He, 18 kutu da dışarıda kalıyor. O zaman ben kutu sayısına x diye dersem. Kutu sayısı x dersem bu zemini ne kadar kutuyla doldurdum? 18 kutu dışarıda kaldı ya x eksi 18 kutuyla doldurdum. E yüksekliği 3 ise tabanı 4'e 5'lik kutularla doldurdum. O zaman 4 çarpı 5 çarpı kutu sayısı x'ti. x eksi 18 tane kutu şu alanı doldurdu. Yani 4 çarpı 5 bu alan. E, ben bundan x eksi 18 tane koyarsam bu karenin alanını elde edeceğim. Çünkü hiç boşluk kalmayacak şekilde tabanda hiç boşluk kalmayacak şekilde tam dolum oluyormuş. Peki eyvallah. Bu karenin alanını hesapladık. Karenin alanı bu. Sonra devam edelim. Yüksekleri 4 birim olacak şekilde. Eğer yüksekliğimiz 4 birim olursa burası 5. Tabanımız o zaman ne olacak? 3'e 5'lik. Evet tabanımız 3'e 5'lik. O zaman karenin alanı 3'e 5'likten kaç tane olacak? 16 kutu. Dışarıda 16 kutu kalıyormuş. Kutu sayısına x dediysem dışarıda 16 kutu kaldıysa x eksi 16 kutuyla ben bu içi doldurdum. Yani karenin içini doldurdum. Yani 3 çarpı 5 bir tane dikdörtgenin alanı. Şu dikdörtgenin alanı. Bundan x eksi 16 tane koyduğun zaman karenin alanı eşit olacak. O zaman bunlar her ikisi de karenin alanı. Bunlar birbirine eşit oldu. Bak matematik sorusu aslında. Şöyle baktığın zaman. Evet burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım bakalım. 5'ler sadeleşti mi? Pat sadeleşti. 4 x eksi 72 eşittir 3 x eksi 48 yaptı. Buradan da x eksi 48 artı 72 yaptı. Buradan da x'i kaç bulduk? 24 bulduk. x neydi? Kutu sayısı. Kutu sayısı 24 tane kutu varmış. Buna göre başlangıçta asansörün önüne getirilen İlaç kutularının hacimleri toplamı kaç birim küptür? E 3, 4, 5'ten kaç tane var arkadaşlar? 24 tane var. O zaman bir tane kutunun hacmi 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı tüm hacim soruları bize. 24 bize hacmi verecektir. 4 kere 5 20. 23 ile çarpı 60. 60 çarpı 24. 6 kere 4 24. 144 yaptı. Yani 1440 yaptı. O zaman cevap denizli oldu arkadaşlar. ÖSYM e bunun benzerinde bir soru sordu. Gerçekten güzel bir soru. Hoş bir soru ama aslında İşin içinde matematik var. Şu, yani matematik derken bu alanların birbirine eşit olmasını kullanıyoruz gerçi. Yani aslında dikdörtgen alanı. Yani katı cisimle alakası var mı? Sadece hacimsel olarak katı cisimle alakası var. O yüzden gerçekten hoş bir soru. Geldik ikinci soruya. Evet kare şeklindeki bir kağıttan en büyük alanlı bir daire kesiliyor. Sonra bu daireden merkez açısı 144 derece bir dilim kesilerek çıkartılıyor. Kalan kısım şu. Kırmızı çizgiler çakıştırılacak biçimde gösterildiği gibi birleştirerek bir dik dairesel konu oluşturulmuş. A hocam bu açıldaki açılmış şekli. Konide olmazsa olmazımız. R bölü L alfa bölü 360 değil miydi? Evet. Yani bu ağzı açık bir konu oluşturacak. Şunu şöyle kapattığımız zaman. Yani aslında şurada ağzı açık bunun. Bir de şöyle bir kapak olmuş olsaydı altında kapatabilirdim. Neyse. Ee, koninin hacmi 12 pi birim küp olduğuna göre. Arkadaşım R bölü L alfa bölü 360'ı yapalım öncelikle. R bölü L'yi bulalım. Şurası R bu kırmızı çizgiye de L diyelim. Yani şurası da L oldu. O zaman R bölü L Eşittir. Alfa bölü 360. Hocam 144 bölü 360 mı? Değil. Dikkat. Sen 144'lük dilimden yapmadın ki. Hop şuradaki dilimden yaptın. 360'a ya tamamlayanı 216 değil mi? Evet. 216'lık dilimi sen kıvırıp böyle bir konu yaptın. Buna dikkat et. En çok hata burada yapılıyor. Yani burası 216 olacak. Ve 36'ya bölsen 10 36'ya bölsen sanırım 6. E bu da ne yaptı? 3 bölü 5 mi yaptı? Evet. 3 bölü 5 yaptı. R dediğimiz 3K. R dediğimiz 3K. Şu altta göstereyim. R eşittir 3K. L dediğimizde kaç yaptı arkadaşım? L dediğimizde 5K yaptı. E o zaman 3, 4, 5 üçgeninden yüksekliğimizde 4K oldu. Koninin hacmini vermiş. Koninin hacmi taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Yani pi R kare 9K kare çarpı yükseklik 4K bölü 3 eşittir 12 pi olarak verilmiş. Şunlar şunlar sadeleşse 3, 3 kere 4, 12 pi'ler de gitti. K küp eşittir. 1 yaptı. K'yı da 1 bin. 1 bulduk. Evet. Evet. Karenin alanı nedir diye soruluyor. K'yı 1 bulduk. Gençler. K'yı 1 bulduk. Yani burası 9, 3. Burası 5. L dediğimiz 5. L dediğimiz 5. Şu ee, L dediğimiz buradaki dairenin yarıçapı. Sakın buradaki buradakine R demeyin. Bu L yarıçapı L. Yani L'si 5 oldu. Merkez çektik. E burada da merkez çektik. Burası da 5. 5 5 daha kaç yaptı? 10 yaptı. O zaman karenin alanı ne olacaktır? Alan onun karesi olacaktır. Yani cevap böylelikle 100 yapar. İkinci soru denizli oldu. Geldik üçüncü soruya. Silindir şeklindeki tahta parçasının taban yarıçapı yüksekliğinin iki katına eşittir. E evet, taban yarıçapı yüksekliğinin iki katına eşitmiş. Yani burası yüksekliğinin iki katı. Burası 2R, burası da R şeklinde düşüneceğiz. Yani aslında R ise burası R bölü 2 şeklinde de düşünebiliriz. Neyse. Yüksekliğinin iki katına eşitmiş. Evet, bu tahta parçasının içinden taban yarıçapı ve yüksekliği tahta parçasının yüksekliğine eşit olan bir silindir çıkarıldığında bak tek dikkat et. Bu tahta parçasının içinden taban yarıçapı ve yüksekliği tahta parçasının yüksekliğine eşit olan taban yarıçapı da R olacak, yüksekliği de R olacak arkadaşlar. Oluşan şeklin görünümü de bu şekilde verilmiş, çıkartılmış. E son durumda oluşan şeklin hacmi ilk durumdaki tahta parçasının hacminden 27 birim küp eksik. E sen bunu çıkarttın ya. Sana bunun şeyi 27 pi diyor burada. E bunun yarı çapı r idi. Evet. Bunun da yüksekliği r idi. O zaman pi r kare çarpı h eşittir. 27 pi ise pi'ler gitti. R küp 27 ise r'yi kaç bulduk? 3 bulduk. Evet arkadaşım. Şuradan r'yi kaç bulduk? Biz 3 bulduk. Şöyle bir şey. r'si 3. Arkadaşım 2 r'ye kaç? 6. Hocam 2 r. Yani büyük silindirin yarı çapı 6 yaptı. E burası da 3 mi olacak? Evet 3 olacak. Buna göre son durumda tahta parçasının yüzey alanı nedir diye soruluyor. Öncelikle arkadaşlar tüm yüzey alanını bulacağız. İlk yüzey alanımız ne? İlk yüzey alanını yazalım. Hocam şurası 3. Taban alanları pi r kareden kaç tane var? 2 tane var. Artı yanal alan taban çevresi 2 pi r çarpı h. Tamam. İlk yüzey alanını yazdık. İlk yüzey alanını yazdıktan sonra parça çıkarmalarda ne yapıyorduk? Karılan parçaları çıkartıyoruz. Eklenen parçaları ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Hocam, şu üstteki parça çıktı. Alttaki parça da çıktı mı? Çıktı. O zaman bunları çıkartıyorum. Eksi -2 tane pi r kareyi çıkarttık. Artı eklenen yüzey var mı? İçerisini oyduk. İçerisindeki şöyle yanal alan fazladan yüzey oluşmadı mı? Yani bu şekli boyamaya kalksan içerideki bu parçayı da boyamayacak mısın? Yani yarıçapı 3, yüksekliği de 3 olan silindirin yanal alanı oldu. O da 2 pi r taban çevresi çarpı yükseklik değil midir? Evet. Bu alanda eklendi. O zaman eklenen parçaları ekledik. Çıkarılan parçaları da çıkarttık. Yalnız pi r kareden 2 tane çıktı. Buna da dikkat et. Altlı üstlü. Bazen nötrlüyordu. Üstten çıkınca alttan çıkmıyordu. Bu nötrlemedi. Üstten de alttan da çıktığı için bunları çıkarttık. E burası 36 72 pi yaptı. Artı burası kaç yaptı? 18 36 pi yaptı. Eksi burası 18 pi yaptı. Artı bu da 18 pi yaptım arkadaşlar yaptı. Şunlar şunlar birbirini götürdü. E, i̇lk şeklin alanıyla ikinci şeklin alanı gerçi aynı oldu. Bu da kaç yaptı arkadaşlar? 108 pi yaptı. Kaç pi birim karedir diye soruluyor. Cevap 108 pi yapar. Evet cevap 3. soruda e oldu. Geldik 4. soruya. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir. Biliyoruz. Hacmi 480 santimetre küp olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kapalı bir cam kabın içinde V cm küp su bulunmaktadır. Kap düz bir zemin üzerinde farklı yüzeyleri bu zemine de tamamen değecek biçimde konulduğunda suyun yüksekliği sırasıyla 3, 4, 5 oluyormuş. Hemen dikdörtgenler prizmasını çizelim. Şöyle 3 tane çizelim ama 3, 4, 5 oluyormuş çünkü. Şöyle çizdik mi? Bunları çizdik. Evet. Çizince şöyle biraz yukarı alayım bunları da. Şöyle yukarı aldım. Tamam. Şimdi bir yüzeyine koyduğum zaman suyun yüksekliği 3 oluyormuş. Diğer yüzeyine koyduğum zaman suyun yüksekliği 4 oluyormuş. Diğer yüzeyine koyduğumuz anda suyun yüksekliği kaç oluyormuş arkadaşlar? 5 oluyormuş. Hadi bakalım 3, 4, 5'i şu şekilde gösterdik. Ya atıyorum bak şöyle bu dikdörtgenler prizması şöyle olsun tamam mı? Bu dikdörtgenler prizması böyle olsun. A, kenarları da A, B, C olsun. A ve B kenarına koyduğum zaman yükseklik 3. B ve C kenarına koyduğum zaman tabanı yüksekliği 4. A ve C kenarına koyduğum zaman da çünkü AC yüzeyi kaldı yüksekliği 5 oluyormuş. E o zaman içindeki su hepsinde aynı değil mi? Aynı. Hacimleri de birbirine eşit olmak zorunda. Yani A çarpı B çarpı 3 neye eşit olmak zorunda arkadaşım? B çarpı C çarpı 4'e eşit olmak zorunda. B çarpı C çarpı 4. Ya da A çarpı C çarpı neye eşit olmak zorunda? 5'e eşit olmak zorunda. E o zaman şu ikisi birbirine eşitse hocam B'ler gider. Buradan ne geldi? 3A eşittir. B'ler gittiği için 4C geldi mi? Geldi. Sonra şu ikisine bakacak olursam C'ler gider. 4B eşittir. 5A mı geldi? Evet. E o zaman burada işlemleri yapalım. Gerekli işlemleri yapalım. A dediğimize 4K yazarsak. 4K yazarsak. B 5K oluyor. C de kaç K oluyor arkadaşlar? 3K mı oluyor? Evet. 12 da birleşiyor bunlar. Güzel. A dediğimiz 4K. B dediğimiz A, B dediğimiz ne? 5K. C dediğimiz nedir? C dediğimizde 3K oldu. Şimdi hacmini de en başta vermişti bize. 480. Hacim neydi arkadaşlar? Hacim 480. O da A çarpı B çarpı C. Yani 4K çarpı 5K çarpı 3K olacağından dolayı burada öncelikle 4 kere 5 20. 20'ye bölsek bunu 0. 24 yapıyor. Evet 24. 24 ile de 3 sadece 8. K küp 8 yaptı buradan. K'yı da böylelikle kaç buluruz? K'yı da böylelikle 2 olarak buluruz. Tamam. Buna göre V kaçtır diye soruluyor. Yani içindeki suyun hacmi soruluyor. İçindeki su, su bu büyük piramitin hacim hacim yazayım şuna. Ee, biz V suyu bulacağız şimdi. V su neye eşit olacak? V dediğimiz V yani V isteniyor bize. Ya A çarpı B çarpı 3'e eşit ya B çarpı C çarpı 4'e ya da A çarpı C çarpı 5'e eşit. E burada A çarpı B çarpı 3'e eşit olduğunu biliyoruz. Biz onu yazalım. İstediğin şekilde yazabilirsin. A dediğin kaç? 4K. K 2. K 2 ise 8 yaptı. Sonra B kaç yaptı? B de 10 yaptı. 8 çarpı 10 çarpı 3'e eşit olacak. O da kaça eşit oluyor? 240'a eşit oluyor. Yani dördüncü soru böylelikle edremit oldu. Geldik bir sonraki soruya. İçi tamamen su dolu olan dik prizma biçimindeki bir kap ile yüksekleri bu kabın yüksekliğin yarısına eşit olan kare dik prizma biçimindeki özdeşik mermer blok aşağıda verilmiştir. ÖSYM bunu silindir olarak sormuştu. Ben iki tane mermer blok koymuşum sadece. Mermer blok yani kare prizma bir şeklinde koymuşum. Mermer bloklar bütünüyle suya batacak biçimde kabın içine konulduğunda kaptaki suyun 1 bölü 16'sı taşıyor. E hani hacmi kadar su taşırıyordu. O zaman bunun hacmin 2 tanesi. Bu arada burası haşken bunun kabın hacmi neymiş arkadaşlar? 2 haşmış. Şunun tabanına bir kenarına x diyelim. Yani taban alanı çarpı yükseklikten kaç tane var? 2 tane var. Ee, bu neye eşit arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik. Daha doğrusu taşan su. Yani taşan su bu ya. 1 16 taşı ya. Bölü e, bunun hacmi. Bunun hacmi ne? Bir kenarına y diyecek olursam y kare çarpı 2 haşa eşit. Bu da 1 bölü 16 yapmak zorunda. Çünkü 1 bölü 16 su taşmış. Taşan su. E o zaman burada haşlar gitti mi gitti. E buradan bölü 2'ler de gitti. X kare bölü y kare ne geldi arkadaşlar? Bir, X kare bölü y kare 1 bölü 16 geldi. Hatta kare kökünü alırsam X bölü y ne oldu? 1 bölü 4 oldu. Bize ne diyor? Buna göre kabın taban ayrıt uzunluğunun mermer bloklardan birinin taban ayrıt uzunluğuna oran nedir diye soruluyor. Yani bizden ne isteniyor? Y bölü X isteniyor arkadaşlar. X bölü Y 4, 1 bölü 4 ise y bölü x de ne olmak zorunda? 4 olmak zorunda. Yani cevap böylelikle denizli oldu. Geldik bir sonraki soruya. Arkadaşlar bir sonraki soruda ne hikmetse şekil çizilmemiş. Valla kusura bakmayın benim hatam. E, kontrol etmiştim bu gözümden kaçmış. E, burada bu şekiller olacak tamam mı? Bu şekilleri siz eklersiniz. E, i̇lk baskılarda böyle bir sıkıntı var. Şimdi ayrı uzunlukları ABC olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı bu şekilde verilmiş. Özdeş 2'lik dörtgenler prizması birer yüzleri ortak olacak biçimde yukarıdaki şekildeki gibi üç farklı şekilde yerleştiriliyor. Evet. Aslında bu şekilde yerleştirilip ÖSYM alanıyla ilgili bir şey sormuştu. Alanıyla ilgili bir şey sormuştu. Siz aslında şöyle yapabilirsiniz. Alanıyla ilgili bir şey sordu ya. Hocam buralara AA deyip, şurası da A, şu üst yüzeye B deyip, şurası BB, yan yüzeye de C deyip öyle bir yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani buradaki birinci yüzey alanı 2A artı B artı 2C. Sonra ikincisi 2A artı. Bunun tüm alanının olacak çarpı 2. Görünen yüzey çarpı 2. Bunun alanı da aynı şekilde 2A artı 2B artı C. Bunun alanı da aynı şekilde A artı 2B artı 2C'nin 2 katı şeklinde olacak. Bak bu şekilde yazabiliriz. Hatta ÖSYM o şekilde sordu ve tüm yüzey alanını sordu. Yani dikdörtgenler prizmasının bir tanesinin yüzey alanı sordu. Yani 2A 2B 2 c sordu. Sen bu şekilde yazacak olursan eğer. Bak şu şekilde A'lı B'li gidecek olursan. Yazacak olduğun zaman ne oluyor? İşte 2A artı e, B artı 2C eşittir. Ne diyeceksin? 94. Ya yani bunun 2 katı 94 ise bunun yarısı kaç yapıyor o zaman? 47 mi yapıyor? Evet 47 yapıyor. Sonra öbürünü yazacaksın. 2A artı 2B artı C eşittir. E, bunun 2 katı 104 ise yarısı 52 yapar. Sonra öbürünü yazacaksın. A artı 2B artı 2C eşittir. Kaç yazacaksın burada? 112. 2 katı 112 ise... O zaman burası 66 yapar diyeceksin. Yok 56 yapar diyeceksin. Değil mi? 112 yapıyorsa. Sonra taraf tarafa toplayacaksın. 2, 4, 5 A artı 5 B artı 5 C'yi bulmuş olursun. Böylelikle A artı B artı C'yi bulmuş olursun. A artı B artı C'yi bulduktan sonra da e, senden 2 A artı 2 B artı 2 C isteniyor. 2 ile çarpıp tüm yüzey alanını bulursun. ÖSYM böylesini sordu. Ama ben burada çakallık yapmışım. Neyi sormuşum? Prizmalardan birinin hacmini sormuşum. Yani prizmalardan birinin hacmi. Arkadaşım bir kenara A, Şurası A. Şurası gitti tabi sildik. Şöyle bir daha gelsin. ha, Şurası A olsun. Şurası B olsun. Şurası da C olsun mesela. A çarpı B çarpı C değil midir hacim? Evet. A çarpı B çarpı C'yi bulmaya çalışacağız. Alan sorulmuş olsaydı bu şekilde hareket edebilirdik. Ama bizden alan değil de ne soruluyor arkadaşlar? Bizden hacim soruluyor. O zaman ABC ilişkisine girmem lazım burada. Daha öncesinde de böyle bir soru yapmıştık. Evet burası A iken burası C Burası da C. Şurası da B ya. Şöyle tabanı A, B ve 2C olan bir prizma çıktı karşımıza. Evet. A, B ve 2C olan bir prizma. Şu, nereye yazayım? Şuraya yazayım. Şuraya. A, B ve 2C olan bir prizma. Bunun alanını bulurken ne yapıyorduk? Kenarların ikişer çarpının iki katı. Yani 2AB artı bunun iki katı 4BC artı bir de şu arkadaşım 2AC'nin iki katı 4AC. Kaç verilmiş arkadaşlar bize? 94 verilmiş. 94'ü yazdık. Eyvallah. Hatta burada 2'ye bölsem şu 2 gitti. Şu 2'ye böldüm. 2. Bunu da 2'ye böldüm. 2. Bunu da 2'ye bölünce. 94'ü 2'ye bölünce kaç yapıyor? 47 yapıyor. Sonra öbür kenarlar. Hocam şurası AA. Şurası B. Burası da C ise. O zaman kenarlar 2A, B ve C mi yaptı? Evet. Kenarların 2'şer çarpımı. Bunun 2 kaç yaptı? 4. 4 AB. Artı bunun 2 kaç yaptı? 2BC. Artı. Bunun dikkati kaç yaptı? 4 AC. 4 AC. Bu çarpım neye eşit olacak? 104'e. Hatta 2'ye böldüğüm zaman bu 52 yapıyor. Sonra bunu 2'ye bölsem. 2. Iki. Bunu 2'ye bölsem. 1. Yalnız bu neydi? BC'ydi. Bunu 2'ye bölsem 2 AB. Yaptım arkadaşım. Yaptı. Sonra öbürüne bakıyorum. Öbürü de A, 2B ve C olan bir prizm oldu. A, 2B ve C olan. Bu 2 ile çarptım. 4 AB. Sonra artı. Bunu 2 ile çarptım. 4 AC. Sonra bunu 2 ile çarptım. Bunu da 2 ile çarpınca 2 AC yaptı mı yaptı. Buradan ne geldi arkadaşlar? Bu da toplam 112'ye eşitmiş. 112'ye eşitse 2'ye bölsen kaç yapıyor? 56 yapıyor. 2'ye böldün AC oldu. 2'ye böldün 2 AC oldu. 2 BC oldu pardon. Ondan sonra e, bunu 2'ye böldüğüm zaman da 2 tane AB yaptı mı? Yaptı. Şimdi bunları ben taraf tarafa toplarsam taraf tarafa topladığımda 5AB artı 5ABC artı kaç? 5AC eşittir. 7, 2 daha 9, 9, 6 daha 15. 15 ondan sonra burası da 15 mi yaptı? Evet elde var biri de ekleyince 15 yaptı. O zaman AB ben buradan ne buldum arkadaşım? AB artı BC artı AC'yi kaç buldum arkadaşım? 5'e böldüğüm zaman 31 mi yaptı? Evet 31 yaptı. E bundan sonrasında ne yapacağız hocam? Bak şunu kullan. Şurada ne var? Şunun sen ne olduğunu biliyorsun. 47 olduğunu biliyorsun. Hadi şunu şuraya yazdım. Bu 47. Kardeşim şu 47 mi? 47. Burada ee, işlem yapmalıyım. Bak A, B, B C ve AC de var burada. Dikkat et. A, B, B C ve A, C var. Aslında ben burada 2BC ve 2AC'yi kullanabilirim. O zaman burada 2AB artı 2BC artı 2 tane AC. Bunu böyle yazarsam 62 diye yazarsan sanki daha iyi olacak. Çünkü diğerlerinde de hep ikişerli var. E o zaman burada e, bir işlem yapalım. Burada şunu yalnız bırakacak olursak. Şunu yalnız bırakacak olursak 2BC artı 2AC neye eşit? 62-2AB'ye eşit. E bunun yerine 62-2AB yazınca buradaki eksi AB oldu. Yani eksi AB. Şuradaki eksi AB oldu sol tarafta. Öbür tarafa atınca AB yaptı. Ee, burada da 62 kaldı. 62'den de 47 çıkınca kaç kaldı? 15 kaldı. Evet AB'yi 15 buldum. Devamında şu da var elimde. Bak şimdi dikkat et. Şuradaki ifadeyi de düşünelim. İşte bu denklem çözümlerini ÖSYM'e kullandırıyor arkadaşlar. Valla kusura bakmayın ama yapacak bir şey yok. Burada ee, ne var burada? 2 tane AB vardı burada. Hocam 2AB ve 2AC yerine 2AB ve 2AC yerine de 62-2BC yazabiliriz. Evet 62-2BC yazınca o zaman 62-BC mi yaptı burası? Evet 62-BC neye eşit oldu? 52 eşit oldu. O zaman buradan BC ne gelir kardeşim? BC 10 gelir. Sonra öbürüne bakalım. Öbüründe de aynı işlemi yapacak olursak. Şurada artık sen olayı anladın aslında. Şuraya koydum. Burada da ne vardı? 2 tane AB, 2 tane BC ve AC var. Hocam burada da 2 tane AB ve 2 tane BC yerine ne yazabiliriz? 62 2 AC. 62 2 AC yazınca o zaman burası 62 eksi AC yaptı gördüğünüz üzere. Eşittir. 56 yapacak burası. Burası kaçtı? 56 idi. Evet 56 yapacak burası. E buradan da AC'yi ne bulduk? AC de buradan 6 mı çıkıyor? Evet. Bak şimdi neleri bulduk biz? Dikkat. AB'yi bulduk. BC'yi bulduk. Bir de AC'yi bulduk. ÖSYM soruyor. Sana bakmayın ama soruyor. Gerçekten soruyor. Elimizde AB, BC ve AC var. Tamam. Elimizde bunlar varsa bunlara göre işlem yapacağım ben. Şurayı çizip burada yapayım ben işlemi. E, yazayım yan yana. AB eşittir 15. Ondan sonra BC eşittir 10. Sonra AC eşittir 6. Bu şekilde çarpımlar verilip de bizden hacim isteniliyorsa ÖSYM'e taraf tarafa toplamayı da özellikle bu katı cisimlerde bu hacimsel ifadelerde taraf tarafa çarpmayı da gerçekten çok seviyor. Elinde A, B, B, C ve A, C var. V senden A, B, C isteniliyor. Taraf tarafa çarp kardeşim. A kare, B kare, C kare geldi. Bu da 15, 10 ve 6 yaptı. Her iki tarafın kare kökünü alırsan A, B, C eşittir. Bu 15. 15 hatta şey şeklinde yazabilirim ben. Asal çarpanlarında yazayım. 5, 3. Burası 5, 2. Burası da 2, 3 mü yaptı? 6 da evet. O zaman ABC çarpımı ne yaptı kardeşim? Şu 2 tane 5 var 1 tane 5 diye çıktı. 2 tane 3 var 1 tane 3 diye çıktı. 2 tane 2 var 1 tane 2 diye çıktı. O zaman da cevap kaç yapmış oldu arkadaşlar? 30 yapmış oldu. Cevap böylelikle 30 çıktı arkadaşlar. Evet. Bu şekilde düşündük ve böyle çıktı. ABC'ye ihtiyacımız vardı. O yüzden ABC şeklinde yazdık. Ve sonra da iki bilinmeyenin denklemleri çözdük. ÖSYM'e böyle bir denklem maalesef soruyor arkadaşlar. O yüzden bunları da bilin. Dedim ya size yani bunları da öğrendikten sonra bu yapıdaki soruları da öğrendikten sonra eksik hiçbir şey kalmayacak. Açık hiçbir kapı kalmayacak diye videonun başında da söylemiştim zaten. Gerçekten de öyle arkadaşım. Evet 6. soru Akçay oldu. Geldik 7. soruya. Taban ayrı uzunluğu yükseklik uzunluğundan farklı olan kare dik prizma biçimindeki bir tahta blok vardır. Bu tahtanın 6 yüzeyinden 2 yüzeyi sarı, 2 kalan kalan 4 yüzeyinden 2 yüzeyi mavi, Kalan iki yüzeyinden de iki yüzeyi kırmızı renge boyanıyor. Evet. Sarı mavi ve kırmızıya boyanıyor. Bu eşitlerden hangileri doğru olabilir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi biz bir kare çizelim arkadaşlar. Şöyle bir kare prizma çizelim. Sizinle birlikte. Çizip bunu yorumlayalım bakalım. Nasıl yorumlayacağız? Hadi bakalım. Hop CTRL-C, CTRL-V yaptım şöyle. Sonra şunu şuraya koydum. Sonra şunu da çizdik ve bunu yorumlayacağız. Tabi birkaç tane çizeceğimiz için sanki arkadaşım şunu biraz daha küçük çizsek iyi olur. Şöyle küçültelim. Biraz daha küçültelim. Biraz daha küçültelim. Heh. Şunu C, C yapayım. Biraz sonra lazım olur. Evet. Gençler. Şimdi tabi şurada yorumlayalım. Şimdi burada yorumlayacağız. Bu kenar A. Bu kenar A. Bu kenar da H. Diyor ki bize 4, 6 yüzeyi var. 2 yüzeyi sarı. 2 yüzeyi mavi. 2 yüzeyi de kırmızı yüzeye boyansın. Ama A ile H birbirine eşit olmasın diyor. Arkadaşım burada A ya H'tan küçüktür ya da A H'tan büyüktür. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Şimdi o zaman bu da olabilir. Bu da olabilirse biz şimdi düşünelim. Ne yapabiliriz? Hocam burada şurada bir yorum yapayım. Mesela tabanı ve tavanı aynı renk olsun. Tabanı ve tavanı aynı renk olursa farklı durumları düşüneceğim. Mesela ikisi sarı olursa ne olur? Hocam diğer ikisi kırmızı olacak. Mesela bu yüzeyi kırmızı, yan tarafı da kırmızı ya da karşısı da kırmızı olabilir. Tamam. O zaman burası AA, A, burası haşken hocam iki tane yüzey. Burada A kare var, burada da A AH var. Ben kırmızıyla şeyi yorumlayacağım. O, o zaman burada ne oldu arkadaşım? A AH mavi yüzeyin oldu. Arka ve ön taraftaki yüzeyler mi oldu? Evet. A hocam burası da AH, öbür tarafta da AH oldu. Hem kırmızı hem de mavi. A, H mı oldu? Evet. Kırmızıyla mavi birbirine eşit olabilir. Doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. Sarı da bunlardan büyük olabilir. ha Eşit değil diyor ya. O yüzden şey olabilir. Hatta ben bunu böyle şeyle çarpacak olursam. A ile çarpacak olursam. A kare küçüktür. A, H ne olabilir? A kare büyüktür. A, H da olabilir? E burada e, sarı büyükse. A kare büyüktür. A, H. Yani biz burada A büyüktür. H. Tabanı böyle A'ya e, haçtan büyük kabul edersem sarı yüzey mavi yüzeyden ne olabilir arkadaşlar? Büyük olabilir. E o zaman kırmızıyla mavi de birbirine eşit mi oluyor o zaman? Evet. Bu durum ne zaman sağlandı arkadaşlar? Birinci durum A'nın haçtan büyük olduğu durumda sağlanmış oldu. Ve tabanı sarı renge boyadığım zaman sağlanmış oldu arkadaşlar. Sarı büyüktür mavi ile kırmızı birbirine eşittir oldu. Diğerine bakalım ikinciye. Sarıyla mavi birbirine eşit olabilir. Sarıyla mavi birbirine eşitse o zaman kırmızı. Bu sefer tabanımız kırmızı olabilir arkadaşlar. Bak tabanı kırmızı yaparsam ne oluyor? Tabanı kırmızı yaptığım zaman o zaman bizim şu yan yüzeyi sarı burası da sarı olacak. Dikkat et o zaman ne oluyor? Burası AA, aa burası da A'ş. E o zaman şurası da mavi oldu. Sarı da A'ş oldu. Burası da aH oldu gördüğünüz üzere Mavi de. O zaman sarı ve mavi birbirine eşit oldu. Kırmızıdan da büyük olmuş oldu. O zaman burada da a küçüktür h durumunda sağlanmış oluyor. Çünkü a kare küçüktür a h olmuş oluyor değil mi? Evet tabanlar kırmızı olunca bu da sağlanmış oluyor mu arkadaşım? Evet bu da sağlandı bu da sağlandı. E sarı maviden küçük o da küçüktür kırmızı olabiliyor mu diye bakacağız. Şimdi bu durumu da inceleyelim arkadaşlar. Bu durumu nasıl inceleyebiliriz? Ben aynı renkte yaptım farkındaysan. Her iki birinci ve ikinci öncülü bulurken. Tabanlar sarı olduğunda birincisi çıktı. Tabanlar kırmızı olduğunda ikincisi çıktı. Tabi biri A haçtan büyükse biri de A haçtan küçükse oldu. Şimdi üçüncüye bakalım. E, tabanları yani kare tabanları birbirinden farklı renkte olursa o zaman ne olacak? Kare tabanlarını birbirinden farklı renk yapalım. Mesela şöyle birini sarı sarıyı buraya yapalım bir de şurayı yapalım. O zaman burası ne oldu? Burası A A burası da A. ne oldu? H oldu. Sonra kırmızı yüzey. Şurası kırmızı yüzey. Bir arka tarafta yan tarafta kırmızı yüzey oldu. O zaman ne olmak zorunda? Arkadaşım, şu ya da üst taraf da diyebiliriz, fark etmez. Üst taraf şu şekilde olmuş oldu. Ama o zaman e, sen alt ve solu seçince kırmızıda da e, şöyle seçersek, bak kırmızıda da şöyle seçersek, şu ve şu seçersek ön ve arka olmuş oldu. Ama bu şekilde sen sarıyı alt ve sol seçtiğin zaman kırmızıyı da sağ ve üst seçtiğin zaman sarıyla kırmızı birbirine eşit olmuş oldu. Ben burada e, küçüklük arayacağım eşit olmayacak durum O zaman Bunu yan yüzeyde seçtiğim zaman ne olacak E o zaman da Şeyi kullanmış olduk e, Neyi kullanmış olduk kırmızı iki tane yan yüzeyi kullandı O zaman bir tane ön kaldı bir tane üst kalmış oldu Bir tane ön ve bir tane üstte de ne kalmış oldu zaman mavi kalmış oldu E o zaman bu bir tane ön ve bir tane üstte Yani taban ve yan yüzeyi de ne yapıyor sarı yüzeye eşit olmuyor mu Evet. Yani ne yaparsak yapalım ne oluyor arkadaşlar tabanları farklı renkte seçtiğim zaman da diğer yüzeylerden en az iki tanesi kesinlikle ama kesinlikle eşit olmak zorunda. Mesela burada sarıyla kırmızı eşit olmasın diye yaptığım hamlede bu sefer mavi ile sarı otomatikman birbirine eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Tabanlar aynı renkte olmadığı zaman da yine eşitlik sağlanıyor. Ha tabanları aynı renkte aldığım zaman garanti zaten kesinlikle ama kesinlikle yan yüzeylerde eşit olma durumu oluyor. Yani e, kırmızı ile mavi yüzey birbirine eşit oluyor ya da kırmızıyla sarı yüzey birbirine eşit oluyor ya da mavi ile sarı yüzey birbirine eşit olmuş oluyor. Ama tabanları farklı renk seçtiğin zaman da yine mutlaka mutlaka birbirine eşit olan durumlar kar durumlarla karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden burada ne diyoruz arkadaşım? Böyle bir küçüklüğün sağlanmasının imkanı yok. Mutlaka iki tane yüzeyin birbirine eşit olması lazım. Gerçekten çok güzel bir soru. Burada Yunus hocama, Yunus Karakuş hocama da teşekkür ediyorum. Buradaki soruların bazılarını hocamız yazmıştı gerçekten. Çok güzel sorular var ve bizi bu sorularla karşılaştırdığı için teşekkürler. Ve aynı zamanda bunlar tabi ÖSYM benzeri sorular. Evet böylelikle 1 ve 2 oluyor. Çünkü üçüncü durum sağlanmıyor. Ne yaparsak yapalım. iki tane yüzeyi mutlaka mutlaka eşit oluyor. Yani iki sarı, 2 kırmızı, iki mavi boyadığım zaman İki renk mutlaka mutlaka eşit işte olduğu durum söz konusu oluyor arkadaşlar. Güzel bir yorum. Bak burada bayağı bir eksik kapı kapatmış olduk. Ve geldik son soruya. Uçlarından ikisi açılmış olan tahta çubuğun gövdesi dik dairesel selindir. Açılmış uçları ise yüksekliği bir birim olan dik dairesel koni şeklindedir. Kare prizma biçimindeki özdeş tahta bloklardan tahta blokların ayrıt uzunluğu ise iki birimdir. Tabanın ayrıt uzunluğu iki birim. Yani şurası iki birim olarak verilmiş arkadaşlar. Eyvallah. Tahta çubuğun koni biçimdeki kısımlarının tahta blokların içine monte edilmesiyle oluşturulan H harfi. Sadece koni biçimi monte edilmiş arkadaşlar. Tahta çubuğun monte edilmesinden sonra tahta çubuğun görünen hacminin %10 oranında azıldığı azaldığı biliniyor. E o zaman hocam ben bunları soktum. O zaman bu koniler şuradaki şeklin %10'unu oluşturuyor. Bak şimdi hem koni hem silindir işin içine girince ne yapıyorduk? Şunu kullanacağız demiyor muyduk gençler? Şu bizim şu hikayeyi kullanacağız demiyor muyduk? Şöyle koni yapacağız. Hocam burası V iken burası 3V oluyor diye söylüyorduk ve bunu gerçekten çok kullanıyoruz demiştik. E o zaman burada bak buranın haç olduğunu biliyorum. Şurada bir koni yaptım buna. Şöyle öyle. buranın haç olduğunu biliyorum. Sonra buranın da şöyle yaptım. Bura H dediğime bakma buranın 1 olduğunu biliyorum. Ve buradaki koninin hacmine V dersem şurası da V mi? Evet. Şimdi 2V'ye gitti. 2V'lik kısım %10'luk kısım değil mi? Evet %10'luk kısım 2V ise %100'lük kısım kaç yapmalı? Hocam %100'lük kısım 20V yapmalı. Yani buraya kaç V kaldı o zaman? 18V kaldı. Evet %10'luk kısım. Bu %10'luk kısım neymiş? 2V ise %100'lük kısım nedir? 10 ile çarpacağız 20V yapıyor. Ee, bu şekil yani 2 tane koni artı silindir 20V yapacak. VV buradaysa o zaman buraya da ne kaldı? 18V kaldı. E hocam ben burada konu yaptım. Burası V iken buranın 3V olduğunu, burası V iken de silindiri tamamladığında buranın da 3V olduğunu biliyorum. Aa burada ne çıktı? 3V hacmindeki yükseklik 1 ise prizmalarda, silindirde de aynı şeyi söylüyorduk. Çünkü silindir de bir prizma. Yüksekliklerle hacimler doğru orantılı değil mi? Kesinlikle öyle. 3V'de 1 varsa 18V'de kaç vardır? O zaman 3V'de 1 cm yükseklik varsa 18V'de kaç vardır? Hocam 6 katı 6 katı o zaman burası da kaç olmak zorunda? 6 olmak zorunda. Yani biz buraya 6 bulduk. E o zaman burası 6 çıktıysa e şurası da 2 birim burası da 2 birim olduğuna göre şuradaki yükseklik isteniliyor bizden haş isteniliyor. E o zaman cevap da ne yapacaktır? 6 artı 2 iki artı 2'den 4'e eşit pardon 10'a eşit olacaktır. Dolayısıyla cevap böylelikle Ceyhan bulduk. Ve gençler kitap bitti. Kitap bitti ve bu işi iyice öğrendik ve bu işi önemli olan mantığıyla öğrendik. Bu kitap kısaca özetleyecek olursak nasıldı? En kolay sorudan zor soruya kadar, en kolay yeni nesilden en zor yeni nesil soruya kadar bütün her şeyi içinde barındıran mükemmel bir kitaptı. Yılların birikimi olan bir kitaptı ve bu yılların birikimi olan bir kitap daha da birikimli olacak. Önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilecek yok yoktu bu kitapta. Özellikle ÖSYM benzeri soruları da bu sene eklemem gerçekten çok güzel oldu. Tam burada eksik noktaları da kapatmış olduk burada. Yani ÖSYM'nin tarzını da asıl burada ÖSYM'nin tarzını da öğrenmiş olduk. Ee, ne eksik burada sadece? Hani testler eksik ama soru bankasından da o zaman da kitap iyice şişecek de kardeşim. Yani 288 sayfa yeterli bir sayfa. E ama bununla da ilgili önümüzdeki seneye ne yapacağız? Bir soru bankasında yazmaya başladık bu kitabı destekleyen tamamıyla konu anlatımına uygun bir şekilde bir test kitabı da çıkacak tabii ki. Bu seneye yetişmedi ama önümüzdeki seneye kesinlikle çıkacak. Çok güzel işler yaptık. Gerçekten yani sınava girdiğin zaman sen artık her şeyi öğrendin. Hakkıyla buraya kadar geldiysen eğer her şeyi öğrendin. Yani sen artık sınavda full ya da full'e yakın yapma adayısın. Ne kadar zor sorularla karşılaşırsan karşılaş. Hiç fark etmez. Yani en büyük aksiliklerde bile yani hem TYT'de hem de AYT'de ya 8'i görürsün diye tahmin ediyorum. Çünkü sen olayı ezberlemeden buraya geldin. Sen olayı mantığıyla, için özüyle, eski bilgileri üst üste koyarak geldin buraya. Dolayısıyla eski bilgilerini hep taze tuttun. Yeni bilgileri de çok daha rahat bir şekilde öğrendin. Bu teknikle buraya geldiğin için sen artık geometride bir usta olacak seviyeye geldin. Gerçekten ustasın. Benden bile daha iyi bir şekilde yapan öğrencileri ben burada görüyorum, hissediyorum. Ve kesinlikle ama kesinlikle Hakkınızla zaten, hakkınızla buraya geldiniz. Yani biz sadece yol gösterdik. Bundan sonrasında da size başarılar diliyorum. Ee, i̇nşallah hak ettiğiniz başarıyı elde edersiniz sınavlarda. Valla ne bileyim son video. Çok fazla konuşsak aslında böyle saatlerce konuşuruz aslında ama videoyu da çok fazla da uzatmak istemiyorum. Hepinizi seviyorum. de dediğim gibi bunu unutmayın. Sizden tek bir ricam var. Sıkıştığınız sorularda kullanmadığınız bilginin altını çizin. Ben bu soruyu bu soruda nasıl kullanmalıyım diye düşünün. Yani en fazla 10 saniye içerisinde zaten çözüm yöntemine oradaki bilgi sizi itecektir arkadaşım. Benim size vereceğim tek tavsiye budur. Bir de sınav anında ne yapacaksınız? Sınavı iyi yöneteceksiniz tabii ama ben geometri anlamında konuşuyorum. Verilen bilgileri kullanmayı unutma. Hadi bakalım. Hayatında başarılar diliyorum sana. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.